Emek Bey, Estağfurullah. öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum. Nasıl geçiyor şu anda zaman evde? Neler yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor? Birazcık bunlardan bahsedelim. Sonra da sektörle ilgili sorularımıza geçeceğim. Elbette. Ya açıkçası ben günün çok büyük bir bölümünü dışarıda geçiren bir insanım normalde. Evde hayat zor geçiyor. Evde kalmaya çalışıyoruz. Ara sıra işlerim oluyor. Dışarı çıkıyorum. Ama şirket olarak çalışıyoruz. Tabii şu anda daha çok proje yapıyoruz arkadaşlarımızla. Çiftlere ve firmalara bu süreci nasıl geçirebilirler konusunda destek oluyoruz. Çünkü birazdan da konuşacağımız gibi iki tarafında gerçekten şu anda Düğün.com'a çok ihtiyaçları var. Hem firma tarafında hem çift tarafında. Biz Düğün.com olarak bu süreçte iki tarafa da destek olmak için elimizden gelen şeyler yapıyoruz. Proje oluşturuyoruz. Birazdan ondan da bahsederim Ceyhun Bey. Günler kolay değil. Biraz zor tabii. Hepimiz için. Ama geçirmeye çalışıyoruz. Sayılı günler diye düşünüyoruz. Geçecek. Peki Emek Bey, süreç nasıl başladı? Yani Mart ayının işte ilk haftasında aslında yavaş yavaş korona vakaları görülmeye başladı Türkiye'de ve ondan sonra şirketler hemen hızlı bir şekilde aksiyon aldı. İşte kimisi home office çalışmaya geçti, kimisi fabrikada üretimini durdurdu, kimisi işte bu süreçte çalışmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz dedi ve çalışmaya devam etti. Sizin için nasıl başladı? İlk aldığınız tedbirler, önlemler, biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Elbette. Biz, yani benim ilk duyduğumda ben yurt dışındaydım. İşte bir iş gezisine gitmiştim ve uzak doğudaydım. Ve ilk haberler Çin'den gelmeye başladığında kötü kötü. Ve biraz okuyunca çok çabuk salgının yayılabileceğini anladık. Ve bunun ben kişisel olarak şöyle bir yorum yaptım. Durdurabilmesi imkansız. Yani çok zor. Dolayısıyla bu ülkemize de gelecek. Çünkü zaten çok Türk Hava Yolları'nın hub'ı İstanbul. Yani yüzlerce binlerce turist geliyor ve İstanbul'a gelmemesi mümkün değil. Daha sonra da Türkiye'ye yayılacak diye düşün. Ve önlemler almaya daha o zamandan başladık. Arkadaşlarımızla konuşmaya başladık. Ama Mart'ın 13'ü 14'ü gibi artık Türkiye'de çok yoğun olarak görülmeye başlamasıyla beraber biz de evden çalışmaya başladık ve bütün dışarıdaki bizim saha satışımız var. 30 kişilik bir saha satış ekibimiz var. Oradaki operasyonları yavaş yavaş durdurduk ve herkes hemen hemen şu anda evden çalışıyor. Hemen hemen herkes evden çalışıyor. Ama ben bu süreç olurken de bizden daha ilerideki ülkelerdeki arkadaşlarımla görüştüm. Örneğin İtalya'daki, İspanya'daki bizim aynı işi yapan firmalarla görüştüm. Ve bu sürecin oraları da yavaş yavaş etkilediğini ve ilk önce de etkinlikleri etkileyeceğini biz tahmin ediyorduk. Bu tabii öngörülemez bir süreç. Yani öngörüyorduk ama yani daha önceden öngörülemeyecek bir süreçti. İlk defa tecrübe ediyoruz Ceyhun Bey. Ve bu süreçte herkes yavaş yavaş tecrübeleniyor ve ne olacağını görmeye çalışıyoruz. Biz de bekliyoruz ve göreceğiz diye düşünüyorum. Peki şu an itibariyle belki de gerçekten de en çok insanların kafasındaki sorulardan birisi bu. Yani işte düğünler daha önceden planlanmış, paraları ödenmiş, işte ne bileyim yani bütün davetiyeleri hazırlanmış, insanları gönderilmiş şeyler de var. Burada Evet. süreç nasıl ilerliyor? Yani mesela Haziran'daki düğünler hangi tarihlere atılıyor? İşte ne bileyim sizin burada gözlemlediğiniz, yaptığınız anket çalışması da var. Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz bize? Elbette. Bu anket çalışmasından önce gene bizim Amerika'da, İtalya'da, İspanya'da aynı işi yapan şirketlerle görüştüm. Ben yani bu süreç nasıl oluyor diye. Oradaki bize gelen yorumlarda çiftler düğünlerini iptal etmiyorlar. Daha sonraki süreçleri erteliyorlar. Yani Haziran'dan veya da Temmuz'dan sonraya erteliyorlar gibiydi. Biz de en son baktığımızda yani 2000'e yaklaşan bir anket cevabı aldık. Gerçekten Türkiye'de de birebir aynı çıktı Ceyhun Bey. %98 çift düğününü yapacak. Bunun %95'i bu sene yapacak. %2'si iptal ediyor düğünlerini. Bizim öngörümüz yavaş yavaş Ramazan bayramından sonraki süreçlerde düğünlerin yapılmaya başlanacağı. Ama tabii herkese yani her şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonraki düğünler çok daha dikkat edilerek olacak. Sosyal mesafeler konulacak. Bununla ilgili düğün mekanları kendilerince fikirler oluşturmaya ve bunu nasıl çözeceklerine dair bir şekilde planlamalar yapmışlar. Ne, Örneğin neler 8 yapılıyor? kişilik
masaları 4 kişilik yapmışlar. Masaların arasını işte eskiden bilirsiniz çok yakındı. Biraz daha açmışlar. Benim öngörüm çiftlerin düğünlerine özellikle Haziran ve Temmuz aylarında babaannelerini, anneannelerini ya da dedelerini davet etmeyeceklerini. Yani eskiden diyorlardı ya işte 6 yaşından ya da 10 yaşından çocuklar size iyi uykular. Doğru. Herhalde bunu biraz daha işte 60 yaş üzerine, 65 yaş üzerine de söyleyecekler. Yani annelerimizi, işte babaannelerimizi, anneannelerimizi korumamız gerekiyor bence bu süreçte. Ama düğünler olacak. Sanıyorum aşkın önüne hiçbir şey geçemiyor. Peki, bir şekilde peki. Bunlar planlanacak. Buyurun. Peki şunu da sormak istiyorum ben. Sektör nasıl bir büyüklüğe sahipti? Yani Türkiye'de düğün sektörü dediğimizde baktığınızda nasıl bir endüstriden bahsediyoruz? Nasıl bir sektörden bahsediyoruz? Ve buradaki büyüklük önümüzdeki dönemde biraz daha küçülmeye gider mi? Öngörünüz ne? Dünyadaki öngörü nedir bu konuyla ilgili olarak? Ya şöyle, düğün sektörü çok büyük. Her yıl Türkiye'de 600 bin çift evleniyor. Yaklaşık 500 bin tane düğün oluyor. Bu 500 bin düğünde şu anda ortalama 100 bin TL para harcanıyor. Sadece düğün günü olarak düşünmeyin. Bunun yarısı düğün gününde harcanıyor. Yarısı da ev ihtiyaçlarına harcanıyor. Türkiye'de satılan beyaz eşyanın %33'ü bu süreçte satılıyor. Yani düğün çiftlerine satılıyor. Evet. Yani yaklaşık 60 milyar TL'lik bir bütçeden bahsediyoruz ama direkt alışveriş bu. Yani bir çiftin harcadığı para. Ama bunun dışında çiftlerin üçte biri bir şehirden başka bir şehire gidiyor düğüne katılmak için. Yani ortalama 250 konuk var. 250 konuğun 80'i başka bir şehirden sizin düğününüze geliyor. Bu adamlar uçağa biniyorlar. Ya da arabaya biniyorlar, benzin harcıyorlar. Gittikleri yerlerde, otellerde kalıyorlar, taksiye biniyorlar, restorana gidiyorlar, altın alıyorlar. Dolayısıyla yaz aylarında özellikle 7-8 ay Türkiye ekonomisine bu kadar insanın para harcaması, abiye alıyorlar, işte kuaföre gidiyor kadınlar, erkekler. Bu şekilde çok ciddi paralar harcanıyor. Her düğüne gitmek için de o 250 kişi de çok büyük para harcıyor. Evet. Dolayısıyla sadece düğün günü harcanan parayı düşünmeyin. Yani 60 milyar TL'yi. Bunun üzerine çok ciddi bir para da harcanıyor ki bu sosyal etkinliğin olması için. Eğer bu etkinlikler azalırsa işte yazın olacak bir sürü harcama da azalacak. Bu bütün sektörleri az da olsa etkileyecek. Örneğin kuaförler bundan etkilenecek. Örneğin abiye satan firmalar, büyük mağazalar etkilenecek. Yani birçok tarafı etkileyebilir. Bence bir takım etkileri olacak Ceyhun Bey. Özellikle işte bu sene insan sayı, katılımcı sayısı biraz azalabilir. Bu sene belki işte Haziran'daki şey, Mart'taki, Nisan'daki düğünler Temmuz'a, Ağustos'a ertelenebilir ve hafta içi düğünler olabilir. Önümüzdeki senedeki gidişatı bu süreç içerisindeki Türkiye'nin alacağı ekonomik darbe belirleyecek. Yani ne kadar bütün sektörler küçülürse elbette düğün sektörü de o ölçüde küçülecek. Ama düğünler bitmez. Her halükarda insanların yastık altında düğün harcamalarını karşılayacak bir paraları var. Çocuklarını evlendirmek için planlarını yapmış durumdalar. Yani düğünler hiçbir şekilde bitmez. Belki gerçekten miktar azalır. Harcanan para miktarı azalır yani. Gerçekten de büyük bir sektör. 60 milyar TL'lik bir sektörden bahsediyoruz bugün baktığımızda. Peki önümüzdeki dönemde yani işte dünyadaki şartlar veya işte Türkiye'deki şartlar gerektirdiği durumlarda Türkiye bu durumu kendine bir fırsat olarak çevirebilir mi veya işte ne bileyim öne çıkabilir mi? Çünkü düğün sektörde belki sizin çok alanınız değil ama yine de sektörle ilgili bilginiz vardır. Düğün turizminde gerçekten de Türkiye çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. İşte Hindistan'daki birçok düğün Türkiye'de düzenleniyordu ve burada milyarlarca TL'lik bir ekonomiden bahsediyorduk. Çünkü özel uçaklar kaldırılıyor, Türkiye'ye geliniyor, konaklanılıyor, hediyelik eşya alışverişi yapılıyor. Ekonomiye çok ciddi şekilde katkı sağlıyordu. Bunu bir fırsata çevirme şansımız olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani İspanya ve İtalya bu süreçte bizden çok daha kötü etkilendi. Eğer bu tür destinasyon düğünleri devam ederse, eğer çiftler bunu bir tehlike olarak görmezlerse, yani pandemi biterse eğer,
ve artık etkisi azalırsa Türkiye'nin şansının daha çok olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu süreçte İtalya ve İspanya kadar negatif etkilenmedi bu süreçten. Ve bence yurt dışında Türkiye'nin imajı biraz daha iyi. Bu bizim için turizmde de dışarıdan gelecek düğünler için de bir avantaj olabilir. Tabii şu an için konuşuyorum. Yani bundan iki hafta sonra Türkiye'de durumlar umarım olmaz ama kötüleşirse elbette daha farklı düşünebilirim. Ama şu an için Türkiye'nin hem uygun fiyatlı doların, euronun gerçekten çok artmasıyla bu günlerde artık fiyatlarımız da çok uygun hale geldi. Bunun bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Ama elbette bu ilacın bulunması ve artık salgının azalmasıyla çok doğru orantılı Cevim Bey. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Peki Emek Bey, birazcık da şununla ilgili bir şey sormak istiyorum ben. Baktığınızda Türkiye'de bundan sonraki süreçte belki de düğün endüstrisi evet büyüyor, gelişiyor. Rakamsal olarak da cirosal anlamda da dönüşüme girecek durumda. Bu en çok hangi düğünleri etkiler? Yani genelde biz çok lüks düğünlerde görüyorduk, bir orta vadeli düğünlerde görüyorduk. Biraz daha işte hiç düğün olmadan da kendi aralarında yapılan organizasyon. En çok hangisi etkilenir bunların? Bence her düğün biraz etkilenir. Yani bir segment veremeyiz ama o dediğiniz en lüks düğünler bir alta kayabilir. İşte B grubu düğünleri B negatife girebilir. B negatif C'ye inebilir. Yani aşağı doğru bir etkileşme olabilir. Bütün herkes bu süreçten etkilenecek diye düşünüyorum Cevim Bey. Yani sadece bir segment değil ama herkes kendi oranında etkilenecek. Yani hoş bir süreçten geçmiyoruz. Benim tek pozitif olarak baktığım şey, evet belki cirolar yani harcanan para azalabilecek ama bu düğünler olacak. Yani bu sosyal bir etkinlik. Yani bütün dünyada çiftler bir şekilde evleniyorlar. Türkiye'de de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Yani en az etkilenecek sektörlerden bir tanesi olacağı kesin bu süreç bittikten sonra. Peki bir de bir şey daha sormak istiyorum ben. Sizin öngörünüz nedir? Asıl düğünler ne zaman daha hareketlenecek? Ne zaman daha büyüyecek? İşte Mayıs'tan sonra olabilir. İşte Haziran, Temmuz arası çok yoğun olabilir. Ama asıl yani bütün yoğunluğun olacağı dönem hangi dönem olur? Ve bu fiyatları nasıl etkiler? Anladım. Ya biz şöyle bir şey yapıyoruz şu anda. Benim düşüncem Temmuz'la birlikte yavaş yavaş sürecin normalleşmeye başlayacağı. Ve bir yığılma olacak. Yani şu anda Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta ve Haziran'ın başında düğün planlaması yapan çiftler tarihleri ileriye doğru atıyorlar. Yani muhtemel Temmuz ortasından sonra Ağustos, Eylül ve Ekim ayları çok yoğun geçecek. Ama düşünün, kapasite çok az. Herkes hafta sonu evlenmek istiyor. Cuma, cumartesi ya da pazar. Biz bununla ilgili şu anda bir proje geliştirdik. Bütün düğün mekanlarından boş tarihlerini alıyoruz. Örneğin işte otellerden, kır düğünü mekanlarından, organizasyon şirketlerinden, fotoğrafçılardan hangi günler uygunlukları var onları alıyoruz. Çünkü çiftlerin de ihtiyacı olan şey bu süreçte istedikleri tarihi bulabilmek. Ama bütün düğün mekanları çok yoğunlaşacaklar. Dolayısıyla bir Temmuz ayı itibariyle biz bir yığılma bekliyoruz. Bu yığılmayı da en doğru şekilde yönetebilmek için istenilen tarihlerle firmaların uygunluklarını eşleştiriyoruz. Benim öngörüm hafta içlerine, perşembeye zaten kaymış durumda, salı ya da çarşambaya bile kayabilir düğünler. Çünkü istenilen mekanlar cuma, cumartesi ve pazar günleri çok muhtemel dolu olacaklar. Biz de çiftlerin istedikleri tarihler, yapılan kampanyalar, hafta içi muhtemelen kampanyalar olacak ve firmaların uygunluklarını eşleştirmeye çalışıyoruz şu anda. Harıl harıl bütün ekibimiz bu projede çalışıyor. Ki hem çiftlerin istedikleri tarihleri onlara bulmaya çalışalım, hem de firmaların uygun olduğu tarihlerde onlara çiftlerimizi yönlendirelim ki onlar da ekonomik açıdan toparlanabilsinler. Peki, çok teşekkür ederim Emek Bey. Programımıza katıldınız, bize konuk oldunuz. Sektörle ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz veya sektör çalışanlarına yönelik vermek istediğiniz bir mesaj var mı acaba?
Yani bir şey ekleyebilirim aslında. Bir anketimizin bir sorusu daha var. Benim için çok önemli bir soruydu. Bu süreçte %85, %80-85 çift, yani Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düğününü planlayan çiftlerin %80'i hiçbir sorun yaşamadan düğünlerini düğün mekanlarıyla iletişime geçerek erteleyebilmişler. Başka bir tarih bulmuşlar. Düğün mekanları da burada tabii ki anlayış gösteriyorlar. Yani bu zor bir süreç. Çiftler de bu süreçten zor etkileniyor. Yaklaşık 100 bin tane çiftin düğününden bahsediyoruz ertelenmesi gereken. Diğer %20 bir şekilde, yani %18 bir şekilde düğünlerinin başka bir tarihe ertelenmesi için ufak problemler yaşamışlar ama çözmüşler. Sadece %1 çift firmayla sıkıntı yaşıyormuş diye bir anket dönüşü oldu. Burada benim tavsiyem hem çiftler hem firmalar tarafında çok zor bir süreç. Bir kanun yok, iki tarafı da koruyan ve hem çiftlerin hem firmaların da çok bu konuda sağduyulu davranıp çokça iletişime geçip bu süreci çok sağduyulu bir şekilde aşmaları gerekiyor. Çünkü çiftler tarafından harcayacakları bir para var ve elbette bunun boşa gitmesini istemiyorlar. Firmalar tarafından çok ciddi bir yatırım yapılmış durumda. Kiralar ödeniyor, elemanlar işe alınmış durumda, bir sürü anlaşma yapılmış, kıştan tadilatlar yapılmış ve onların da süreçte etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu süreçte hem çiftlerin hem de firmaların çok sağduyulu, iletişime çok açık ve çözüm odaklı ilerlemesi gerekiyor. Keşke devlet bu konuda bir kanun çıkarsaydı ve aslında bu sorunu hukuksal olarak çözseydi ve bu çiftlerle firmaların bu şekilde değil de bir şekilde kanun yoluyla çözümün yolu açılsaydı. Ama benim şu andaki öngörüm 100 bin tane çiftin bu süreçten etkilendiği ve inanılmaz büyük bir sağduyuyla bu problemi aştıkları yönünde. Geri kalan %1'in de biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Bir süreci açması gerekiyor iletişimle. Peki. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz programımıza. Çok sağ olun. Dünya.com üzerinden yaptığımız Dünya Talks'a çok teşekkürler. Umarız biz de bundan sonraki süreçte her sektör olduğu gibi siz de bir an önce işinizi başınıza dinlersiniz ve bu salgın belasından da bir an önce kurtuluruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için de. Görüşmek üzere. Evet, Dünya Talks'ta bugün konuğumuz Emek Kırbıyıklı düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık'tı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın da yeni konuklarımıza karşınızda olacağız. Herkese iyi günler.